Efendim öncelikle mayalı hamurlarla başlayalım. Poğaça, simit, açma bu tarz hamurlarımızı yaparak önceden derin dondurucuda muhafaza etmek mümkün. Bunlarla ilgili birkaç tarif vereyim. Poğaça biliyorsunuz geleneksel olarak özellikle sabah kahvaltılarında ve hani bu öğlen çayları, kabul günleri yaparız ya, buralarda da servis ediyoruz. Bunun değişik çeşitleri de mevcut. Sadece peynirli değil, ıspanaklı, patatesli, kıymalı yapmak mümkün. Hamurumuzu önceden hazırlıyoruz. Mayalı bir hamur. Biraz dinlendirdikten sonra bezelere ayırarak avucumuzun ortasında hamurumuzu açıp iç dolgusunu da biraz önceki saydıklarından seçebilirsiniz. Yaparak poğaçamızı hazır hale getiriyoruz ve tepsiye dizip bunu Vestel derin dondurucuya yerleştiriyoruz. Bir süre beklettikten sonra o kıvamını, sertlik kıvamını aldıktan sonra bu da ortalama 1 saat, 1,5 saattir. Çıkartıyoruz tepsimizle, poşetlerimizin içerisine dolduruyoruz ve tekrar Vestel derin dondurucumuza koyarak muhafaza ediyoruz. Ne zaman misafir geldi? Hemen ne yapıyoruz? Derin dondurucumuza gidiyoruz. Çıkartıyoruz. Tepsiye diziyoruz. Bir süre dışarıda muhafaza ettikten sonra 10 dakika kadar üzerine çok güzel bir püf noktası veriyorum sizlere. Parlak ve canlı görünmesi için bunu özellikle poğaçalarda ve açmalarda yapabilirsiniz. Yumurta çırpıyoruz. Çok az zeytinyağı ve biraz da toz şeker koyuyoruz içerisine. Bu hem güzel bir lezzet, aynı zamanda da çok güzel bir parlaklık verecektir yapacağınız bu hamur işlerinize. Efendim simitte de özellikle susamsız olmaz. Susamın dışına yapacağımız yumurta bulamacının içerisine çok az bir pekmez koyun. Çok güzel bir lezzet ve renk kattığını göreceksiniz. Susamı da tabii unutmuyoruz. Ve yine aynı şekilde poğaçada ve açmada da çörek otu ve susam koyabilirsiniz. Simiti susamlı dondurabilirsiniz ama poğaçada anlattığım gibi önce bir tepsiye diziyoruz. Formunu koruması için derin dondurucumuza yerleştiriyoruz. Bir süre beklettikten sonra çıkartıyoruz ve tekrar bunları poşetlerin içerisine koyabiliriz. Veyahut kat kat da aralarına yağlı kağıt koyarak da simitleri ve poğaçaları kat kat da bir kabın içerisine koyup tekrar Vestel derin dondurucumuza yerleştirebiliriz.